alıyor, getiriyor, sabunluyor, köpüklüyor, yatırıyor, kaldırıyor, yıkıyor. Yok artık. Onu da geç, bir de şöyle bir şey var. Kadın domatesleri deterjanla yıkıyor. Yok, deterjan. Yok artık ya. Bir de bu şöyle bir sorunumuz vardı artık. Biz birlikte otururken. Alıyor, bizde şarjlı bir süpürge var, alıyor mutfak, hol, banyo, su, yatak odası süpürüyor bırakıyor. Şimdi salon kalıyor. Ya bir gün dedim ki anne ya şu salonu da bir kez süpürsene. Masada yemek yiyoruz niye süpürmüyorsun? Şöyle yaptı. Sen gelinsin. Burası da ortak alanımız. Sana düşer. Dahası da şimdi bir şey söylüyorum. Diş fırçasını alıyor. Hani banyoyu falan geçtim. Oturuyor salonun ortasına böyle. Parkeleri fırçalıyor. Ay yok ocağın sıkıntısı artık. Ciddi. Böyle bir şey yap. Gönül. Evet Seda Hanım. Anne Gönül. Hiç bakma. Gönül. Sakın abartıyorsun da deme. Seda Hanım biz 2,5 yıl birlikte yaşadık. Anne yapmadığın kalmadı. Fırçalatmadığın yer. Domatesleri yık. Ya Seda Hanım suda hepimiz yıkıyoruz sebzelerimizi. Ama bir insan bunu sabunlar mı ya? Damacana Seda Hanım. Damacananın dışını içmiyoruz. Öpmüyoruz şey yapmıyoruz ki. Damacananın içindeki suyu içiyoruz. Kadın damacananın dışını sabunluyor. Kaldırıyor. Anıl gel oğlum bunu ters çevir. Rock. Lavabonun içine ters çeviriyoruz. Altını sabunluyor, üstünü sabunluyor, kaldırıyor. Sonra oraya koyuyor damacanayı. Diyor ki Gönül paspasa al kızım oraları standı sil. Tabii yapıyor bir şeyleri arkasında toplayacak adam lazım. Oo. Gönül. Ha. Efendim. Sen biliyorsun benim ne kadar titiz biri olduğumu. Hani bu titiz bu artık titiz hastalık. Titiz birim olduğumu biliyorsun. Hastalık ama. Yani bu. Buralarda... Buralarda niye onları gündeme getiriyorsun ben onu anlamadım. Çünkü bu senin anne... Ya damacanayı kaç kişi elliyor? Kimi anne damacanayı... Pandemi zamanındayız. Anne sen önceden ne yapıyordun bunun pandemiyle alakası yok. Mecburum onu kaç kişi elliyor sabunluyorum tabii ki. Ben elimi süreceğim. O elimle belki de bir yemeği ekmeği tutacağım. Ama sen elini sürdükten sonra gidip yine elini yıkıyorsun. Damacanayı yıkaman çok saçma. Domatesi. Hayır domatesi yıkamana bir şey demiyorum ya sabunlamana. Sabunlam. Tabii canım sabunluyorsun anne. Ben onun kabuklarını soyuyorum. Soyuyorsan niye sabunluyorsun anne? Olsun. Benim elime ay değmeyecek. Gönül. Ay çok tatlısın. Benim ay elime ya. Değmeyecek. Soyuyorsan niye sabunluyorsun? Sabunluyorsun. Yine de işte. Normal yıka kabuğunu soy. Uy olmuş bende bu uy olmuş. Titizlik Seda Hanım böyle bir olmuş. Şey yok. Kayınvalidemin evi salonu. Abartmıyorum 5 tane duvar var. 5 duvarda da cam var. Salondan çıkıyorsun evet. Bir de cam balkon var. Yani full cam olan bir evde oturuyor kayınvalidem. Ama benim evim boğaza bakıyor. Ben bu göreceğim her tarafı. Tamam gör de. Göreceğim ben her tarafı. Silmeye evet. Kalktığımız zaman Seda Hanım 2 günümüzü alıyor. Abartmıyorum bütün tahmin evin ediyorum, camları. Tahmin ediyorum. Silecekler gelin olmuşlar. Bir de senin yardımcı mı tutacağım? Yardımcı mı tutacağım ben bir de? Vallahi onları, Seda Hanım. Ben onlara o kadar bakıyorsam yemekleri, evet. içmekleri çalışıyorlar. İkisi de çalışıyor. Evet. Ama yapıyoruz da bayramda nece çalışanlar iniyoruz var. Evine yemek temizli... yapıyorlar. Anne, başlarını bayramda... kaşıyacak zamanları olmuyor. Anne bayram... Çocuk bak yemek yap, ütünü yap. Bu ne çamaşır bildi, ne süpürge bildi, ne yemek bildi. Seda Hanım... Anne bak abartma Allah aşkına abartma. Ya ne demek hiçbir şey bilmedin? Pazar günleri dışarı çıkmadığımız zamanlarda sana temizlik yapmadık mı? Sen emri var ki yapıyorsun zaten. Ayda, bu evin de ayda, Mayıs'ta bir temizlenmesi lazım. Ayda, kalkayım Mayıs'ta da süpürgeyi bir. Alayım. Yalan. Gelinim sana, sana söylüyorum kızım sen hayır. Anla. Gelinim neyse kızım yani, sana tam söylüyorum tersi. Gelinim sen anla. Başka nasıl senin yapayım? Senin kızın da yok. Ah kızı olsaydı yaptıklarını da kaynanası yapsaydı. Allah'ım vermiyor ki. Vermemiş. Seda ne diyorsun bu konuda? Annesin bu senin görevin diye bir şey yok. Tamam sen çalıştığın için kayınvaliden yapıyordur ama kayınvaliden bunu yapmak istediği için yapıyor. Onun görevi olduğu için değil. Ben sana kesinlikle katılmıyorum. Hı-hı. Yüksel teyzeye hak veriyorum. Temizlik konusuna gelince benim kayınvaliden de gerçekten çok titiz Seda Hanım. Hele ki banyo ve mutfağı annemin aşırı takıntılıdır. Hı. Ama Yüksel teyze mesela ben de sebze aldığımda sirkeli suda bekletirim falan filan da deterjanla yıkamak çok ileri bir boyut. Sirkeli suda hepimiz bekletiyoruz. Yani evet. Hani, deterjan benim... bile kimyasal var. Evet. Yüksel teyze daha fena. Ama soyuyorum kabuklarını. Soyuyorsan sırtı soyuyorum. Bir şey ama birisi değmiştir ona. Benim ellerime tuttuğum zaman o domatesi ne olacak? Ama bu çok ileri bir boyut geldi. Bu sefer de o deterjanlar ellerinde kalıyor. Yani deterjanı sonra diyor ki ellerim mahcup. Meyve sebze için de kullanmamalı diyor. Deterjana acayip bir hastalığım var. Doludur her taraf.
Evet, sonra da deterjanım bitti der. Alırız alırız, bir bakarız ki anam dolu, banyo dolu. Niye istedin kız bunları? Bitmeyecek. Bitecek. Tedarikli kadın. Bitecek. Tedarik kenarımda duracak. Seda edeyim. Hanım, cevap verebilir miyim Seda'ya? Evet. Sedacığım, şöyle ki hepimiz mesela çalışmadığımız zaman evimizi kendimiz temizleriz. Yemeğimizi kendimiz yaparız. Ama çocuğumuza yapmıyor diyor. Kendimiz bakarız. Bir saniye, ben senin söylediğine cevap veriyorum. Kendimiz bakarız. Bu... O orası onun evi ve o ama o evde. Ama orada yaşıyorsun, tamam ortak alan. Bak şimdi ben orada misafirim. Bana dediler ki sen gelinsin burada, misafirsin. Gelinsin ev işte yani bardağı şuradan alıp makineye koymak, hayır, pastası sorun değil yapmak zaten. Hayır, ben çok senin uzun. Dediğin şeye sakılıyorum. Dedin ya onun görevi değil diye. Evet, hayır, değil. Onun görevi çünkü orası onun görevi evi. Görevi değil, asla değil. Hiçbir kayınvalidenin evet. Görevi değil o. Canım herkes evine o zaman işini hayatım aldığın maaşlardan az yiyecektin de eve bir tane yardımcı hizmetli tutacaktın. Söyledik sen. Söyledik Seda Hanım. Dedik ki mesela evet. Yoruluyorsun anne, birini tutalım dedim. Evet. Gelsin eve. Yok yok, ben kimsenin yaptığı işi beğenmem diyor. Beğenmem. Yaptırmıyor. Ve ben inanın böyle o dördüncü katta evi, üçüncü katta pardon. O camları siliyorum ya, artık kollarımda derman kalmıyor. Güneşten yanmışım, kızarmışım. Hala diyor ki hiç olmadı, ben bunları yarın yine sileceğim Demir. Gönül yapamıyor. Ya. Sen gel de temizle Seda Hanım. Ama Yükselciğim. Yok ben yapamam. O zaman sildirmeyeceksin ya, ama çocuğun yaptığını ay, beğenmiyorsun. Yapsın, öğrensin. Yaptığı kendi. Ben biliyorum zaten. Yaptığı banaysa öğrendiği de kendine. Ay Allah'ım. Öğrenecek. Yok Seda Hanım. Benim kayınvalidem abartı Seda Hanım. Siz benim neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Ben 1-2,5 yıl geçirdim ki sormayın. 1-2,5 yıl geçirdim. Ömrümün yarısı. Dudu korktun mu? Yani Yüksel Hanım gibi. Yani benim kayınvalidem de bana böyle yapar diye korkuyor musun şu yok, an? Yok korkmadım. Çünkü Seda Hanım biz 2 ay beraber kaldık kayınvalidemle. Ben mutfaktaki işlerimi hallediyorsam annem salondaki evet. işleri halletti. Yani biz hep ortaklaşa iş yaptık. Annemin de hani evet kendisi de gerçekten titiz bir kadındır. Böyle çamaşır suyunu falan çok kullanır. Ama Yüksel Hanım gibi de sebzeyi yok. Yıkamaz yani. Hani sirkeli suda yıkarız, biter. Yüksel çok titiz bir kadın belli. Peki bugün gelinlerimden Esra'ya çok güzel bir çiçek geldi gördüğünüz evet. gibi. Ancak bu çiçek ile ilgili iddialar bitmedi. Kime geldi, kimden geldi? Önce bir tartışmayı izleyelim, sonra sürpriz bir şey var. Getiren kişi çiçeğin sizin olduğunu söyledi. Birinci aile. Doğru değil mi? Birinci ailesi de kraliçe diyor bana. Esra! Oğlu ona yollamadı Esra. Diye şu an var ya. Evet. Sen ona niye ambargo uyguladın? Benim o benim. Bana göndersene onu. Burada kraliçe varsa o da benim. Anneciğim mutfağın kraliçesi diyor. Kayınvalideler odasının kraliçesi demiyor. Kızlar bu çiçeği bence eşim yollamadı. Eşim böyle küçük sürprizlerin adamı değildir. Siz de biliyorsunuz büyük sürprizler yapar. Ay, bunu bence hayranlarım yolladı. Hangi hayranların canım? Tatlım benim 21.500 takipçim var ya. Bunu tabii ki de senin hayranların ay, göndermedi. Size... Hadi bu çiçeğe kaç para verdiğini söyle de konu kapansın. Bu çiçeği kim yollamış Esra? Ay Seda Hanım tutturdular, yok arkadaşların, yok eşin bilmem ne. Ya benim eşimin yaptığı sürprizleri siz de biliyorsunuz. Evet. Benim eşim böyle küçük sürprizlerle uğraşmaz, büyük sürprizlerin adamıdır. Hı. Ayrıca şöyle bir şey var, ben eşime her zaman şey derim. Evet çiçekler çok güzel, her kadın çiçek alınca mutlu olur ama sen bana çiçek yerine pasta al. Ben onu yiyorum, en azından benim için daha iyi diyorum. O yüzden Fatih göndermemişti. Samsun'da bizi izleyen mahallemizdeki insanlar olabilir, sosyal medyadaki fanlarım olabilir. Ha. Bir kişi var mesela Ayşe Demir diye. O bana çok yazıyor, hep bunu dile getiriyordu. Hı. O olabilir, Emine Öztürk var, o olabilir.